Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kısa bir sürede hiç maya kullanmadan hazırlayabileceğiniz ve asla mayasız olduğunun anlaşılamayacağı 3-2-1 poğaça tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen bu yumuşacık poğaçaların yapılışına başlayalım. Öncelikle yoğurma kabına 1 su bardağı sıvı yağ, sarısını üzeri için ayırdığımız 1 tane yumurta akı, 2 su bardağı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı tuz alarak çırpma teliyle çırpalım. 4,5 su bardağı unun bir kısmını ve 3 paket kabartma tozunu ekleyip hamuru yoğurmaya başlayalım. Kullanılan malzemelerdeki ufak tefek farklılıklardan dolayı un miktarı değişiklik gösterebilir. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Unu yavaş ve kontrollü bir şekilde ilave etmenizde fayda var. Kabartma tozunun da fazla olması sizi korkutmasın. Bu poğaçanın özelliği buradan geliyor. Mutlaka denemenizi önereceğim çok lezzetli bir poğaça elde edeceğiz. Siz de bu tarifi güvenle uygulayabilirsiniz. Toparladığımız hamuru un serptiğimiz tezgaha alıp önce 4, daha sonra da 16 eşit parçalayalım. Parçayı keselim. Ben şu anda bu ölçülerle 16 poğaça hazırlayacağım. Dilerseniz daha küçük parçalar keserek bu miktarı çoğaltabilirsiniz. Şimdi kestiğimiz hamurları tekrardan toparlayıp elimizle beze haline getirelim. Hamur çok yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur olduğu için size benim yaptığım gibi un serptiğimiz bir tezgahta çalışırsanız çok daha kolay şekillendirebilirsiniz. Poğaçalarımızı pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirelim. Poğaçaların üzerine ayırdığımız yumurta sarısından sürdükten sonra susam serpiştirelim. Önceden ısıttığımız fırında alt üst fansız ayarda 20 dakika boyunca poğaçalarımızı pişmeye bırakalım. Kullandığınız fırına göre pişme süresi farklılık gösterebilir. Kontrollü olmanızda fayda var. Altı üstü güzelce kızardıktan sonra fırından aldığımız poğaçaları oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirelim. Daha sonra servis edelim. Hem çok lezzetli hem de yumuşaklığıyla çok beğeni alacağını düşündüğüm nefis bir poğaça tarifi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şöyle hemen bir tanesini kesip sizlere içinin de yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakın puf puf yumuşacık bir poğaça. İçi de gayet güzel pişmiş durumda. Mayalı poğaçalardan hiçbir farkı yok. Şimdiden deneyecek herkes afiyet olsun. Tarifle ilgili tüm detayları açıklamalarda bulabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.